İki günde bir kavanoz kesin biter diyorum. İnanılmaz lezzetli bir şey. Bakın. Kıtır kıtır. Çok güzel, böyle çerez gibi yiyin. Acısı da tam orantılı olmuş. Evet, jalapeno turşularımı yiyin. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış gelmeden hemen bitirebileceğiniz çok lezzetli çıtır çıtır jalapeno turşu tarifimi vereceğim. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle biberlerimi yıkadıktan sonra güzelce doğruyorum. Bu aşamada dilerseniz doğramadan da bütün bütün koyabilirsiniz. Benim kavanozlarım küçük olduğu için ben doğramayı tercih ettim. Evet, böyle birer santim kalınlığında yuvarlak şekilde doğrayabilirsiniz. Sap kısmını da ziyan etmiyoruz kesinlikle. Böyle koparıyorum. Bu turşum gerçekten çok lezzetli oluyor. Yemesi çok keyifli ve çıtır çıtır bir tarif oluyor. Evet, biberlerimi doğradım. Kavanozlarımı da ayarladıktan sonra şimdi bastıra bastıra biberlerimin tamamını dolduruyorum. Arada küçükler vardı. Ben onları doğramadım. Böyle bütün koymayı tercih ettim. Kavanozlarımızın boğaz kısmına kadar dolduruyoruz. Burası çok önemli. Bu arada gördüğünüz gibi kavanozlarım çeşit çeşit. Ben kavanozları asla dışarıdan satın almam. Her zaman geri dönüşüm olarak kullanıyorum. Sağ olsunlar, bunu komşularım da bildiği için benim için her sene biriktirirler. Ama bu sene kullandığım kavanozları bir dahaki sene hem kapaklarını hem de kendisini kesinlikle kullanmıyorum. Turşu yaparken özellikle erimemesi için hem sirkesinin hem de tuz oranı çok dengeli bir şekilde olması gerekiyor. Emin olun, benim verdiğim tarif tam ölçülü. Kesinlikle erime falan olmuyor. Evet arkadaşlar, biberleri yerleştirirken kenarda doğramış olduğum bir baş sarımsağımı da orantılı bir şekilde kavanozlarıma dağıtıyorum. Bu aşamada dilerseniz biberlerin arasına da sıkıştırabilirsiniz. Dilerseniz kavanozun alt kısmına da yerleştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu arada gördüğünüz gibi kenarda da kapakları kaynatıyorum. Bu sayede vakumlama sistemini oluşturuyorum. Evet, biberlerimi tıka basa kavanozlara doldurduktan sonra tuzunu ve sirkesini ayarlıyorum. 1 kiloluk kavanozuma 2 tatlı kaşığı ve diğerlerine birer tatlı kaşığı olmak üzere kaya tuzu ilave ediyorum. Evet, şimdi de yine 1 kiloluk kavanozuma 1 çay bardağı dolusu üzüm sirkesi, diğerlerine de yarım çay bardağı ekliyorum. Ve sirkeleri ekledim. Şimdi birer çay kaşığı her birine şeker ekliyorum. Yine 1 kiloluk kavanozuma da 1 tatlı kaşığı ekliyorum. Şimdi de 1 kiloluk kavanozuma tam 1 çay kaşığı limon tuzu, diğerlerine de yarım çay kaşığı ekliyorum. Evet, turşularımın tuzunu, sirkesini de ayarladıktan sonra şimdi kaynar suyunu boğazına kadar dolduruyorum. Evet arkadaşlar, kaynar suyumu da koyduktan sonra biraz daha bekledim, böyle hafif çekilme varsa suda gene tekrar boğazına kadar doldurdum. Diğer taraftan da kaynayan kapaklarımı sıkıca
iki geri bir ileri olacak şekilde kapatıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi jalapeno turşularımı yaptım. Bunları böyle bütün olarak yaptım ki daha sonra bunlara başka bir işlem daha yapacağım. Bu takipte kalın diyorum. Diğer turşularımı da bakar mısınız? Sıcak su sayesinde hemen rengi değişmeye başladı. Şöyle iyice karıştırıyoruz ki içindeki bütün malzemeler birbirine karışsın. Bunları bu şekilde güneş almayan serin yerde muhafaza ederseniz fermentasyon sürecini çok güzel tamamlayacaktır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Geçen sene kime verdiysem çok güzel geri dönüşler aldım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir 12-13 gün sonra jalapeno turşularımın son halini göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle suyunda kararma falan vesaire hiçbir şey yok. Suyu dupduru. Ve it ve kütürtüsünü şimdi size dinletmek istiyorum. Biz daha önce bir tanesini açtık, bitti bile. Bunda ikinci oluyor. Hemen şimdi size kütür kütür olduğunu göstermek istiyorum. Ekşisi çok güzel olmuş. Harika bir şey olmuş. Yani gerçekten çok lezzetli. İnanın bunu yemeklerde böyle açtığınız zaman kesinlikle diyorum ki 2 günde bir kavanoz kesin biter diyorum. İnanılmaz lezzetli bir şey. Bakın. Kıtır kıtır. Çok güzel. Böyle çerez gibi yiyin. Acısı da tam orantılı olmuş. Asla çok acı değil. Ama yemesi çok keyifli. İnanın gerçekten yemesi o kadar keyifli ki yemeğin yanında böyle salçalı yemeklerin ve özellikle kuru fasulyenin nohutun yanında inanılmaz güzel oluyor. Bakın. Güzel. Çok güzel. Şekeri, sirkesi, ekşisi tam yerinde böyle. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu tarifle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça